videoya daha birlikteyiz. Bugünkü videomuz yakın zamanda gerçekleşecek olan Sevgililer Günü ile ilgili. Yani size bir Sevgililer Günü makyajı hazırladım ve bunu iki farklı ruj seçeneğiyle hazırladım. Bunlardan bir tanesi benim de favorim olan şu anda dudağımda görmüş olduğunuz pembe alt tonlu nude ruj. Diğeri ise daha koyu pembe tonlarında, aslında çilek rengi gibi bir renkle tamamladığım ikinci bir ruj seçeneği var. Ama söylediğim gibi benim favorim şu anda görmüş olduğunuz şekli. Bu makyajı hazırlarken Urban Decay Naked Ki paletini kullandım. Videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bu paletle ilgili size küçük bir sürpriz bekliyor. Zamanında da video boyunca ışık bir patlayabilir, bir gidebilir. Böyle problemler yaşayabiliriz ama bu tamamen yeni aldığım ışıkla ilgili, daha tam çözemedim. Bana birkaç video verirseniz doğru yeri ve doğru ayarlamaları bulabileceğimi biliyorum. Ben lafı daha fazla uzatmayayım. Bu makyajı nasıl yaptım merak ediyorsanız izlemeye devam edin. Makyajımıza far bazımızı ile başlıyoruz. Far bazı olarak bugün MAC Pro Longwear Concealer kullanacağım. Çünkü gözlerimin üzerinde çok fazla kısarıklıklar. Bunun ortadan kalkmasını istiyorum. Bütün makyaj boyunca Urban Decay Naked Basic 2 paleti kullanacağım. Bu palette bulunan Streak ve Frisk adlı renkleri Sigma E40 adlı fırçayla karıştırıp gözümün katlanma bölgesine uyguluyorum. Yoğun olarak dış bölgeye uyguluyorum ve kriz bölgemde kalıyorum. Bu sadece göze derinlik katmak amacıyla kullandığım bir renk. Zaten makyaj mümkün olan en doğal tonlarda gerçekleşecek. Ardından paletteki en açık tonumuz hafif ışıltılı bir beyaz renk olan Sivim, yanlış hatırlamıyorsam o tonu kullanıyoruz. Bunu bir düz fırça yardımıyla Sigma E55 fırça ile tüm göz kapağımın üzerine uyguluyorum. Daha sonra fırçamı MAC Fix Plus yardımıyla ıslatıp aynı rengi tekrar fırçama alıyorum ve bu sefer özellikle göz kapağımın orta bölümlerine yoğunlaşarak uyguluyorum. Daha parlak, daha metalik bir görüntü elde edebilmek amacıyla bunu yapıyorum. Daha sonra siyah herhangi bir göz kalemini alıyorum. Göz kapağımın üzerine hafifçe bir çizgi çekiyorum. Bu kirpik dibime mümkün olduğunca yakın bir şekilde çiziyorum. Çok düzgün olmasına gerek yok çünkü birazdan bunu dağıtacağız. Çizmiş olduğum çizgiyi dağıtmak amacıyla kalemin ardında bulunan sünger aplikatörü kullanıyorum ve bunu hafifçe göz kirpiklerim boyunca dağıtıyorum. Daha sonra bu işlemi iki göz kapağımla uyguladıktan sonra Urban Decay Naked Basic 2 paletinde bulunan Andan adlı koyu gri tonlarındaki rengi açılı bir fırça yardımıyla alıyorum ve dağıtmış olduğum kalemi üzerinden bu far ile geçip hafif bir eyeliner görüntüsü elde ediyorum. İsterseniz siz burada direkt eyeliner de kullanabilirsiniz. Bu tamamen tercihe bağlı bir şey. Ama ben mümkün olduğunca gözde hafif bir görüntü elde etmek istedim. O nedenle bu şekilde uygulama yaptım. Eyeliner görünümünü bir miktar daha azaltmak için temiz bir fırça yardımıyla hafifçe eyeliner üzerinden geçiyorum. Daha sonra paletteki Cover adlı rengi bir karıştırma fırçasıyla sadece kriz bölgemi hafifçe uyguluyorum. Çünkü makyajın çok fazla soğuk tonlarda kaldığını düşünüyorum. O nedenle hafifçe sıcaklık katmak için bu Cover rengini kullanıyorum. Daha sonra paletteki en açık renkten bir miktar daha alıp görüntüyü birazcık yoğunlaştırıyorum açık rengin ve bunu daha çok göz pınarlarıma yakın olan bölgede yapıyorum ve parmağımla sonra Make Up For Ever HD fondötenin yeşil tonunu bütün yüzüme uyguluyorum ki yüzümdeki kısarıklıklardan kurtulabileyim. Daha sonra Too Faced'in Amazing Face adlı fondötenini uygulayacağım. Bunun için Sedona Lace'in Flat Top Kabuki adlı fırçasını uygulayacağım. Bu uygulama işlemini daha çok tampon hareketlerle yapıyorum. Daha sonra dairesi hareketlerle fondötenimi dağıtıyorum. Kapatıcı olarak MAC Pro Longwear Concealer'ın MV20 rengini uygulayacağım. Bunu göz altlarıma, burnumun üzerine, bir miktar çeneme ve alnıma uygulayıp daha sonra Kiko'nun makyaj süngeri ile dağıtacağım. Dağıtmış olduğum kapatıcımı MAC Emphasize adlı pudrayla sabitliyorum. Bunu tampon hareketlerle gerçekleştiriyorum. Daha sonra Too Faced'in Amazing Face adlı pudrasıyla da yüzümü sabitliyorum.
Benefit Hula bronzerıyla bir miktar kontür işlemi yapıyorum. Bunu daha yoğun olarak elmacık kemiklerimin altına doğru yapıyorum. Ve karıştırma işlemini direkt yukarıya doğru yapıyorum. Aşağıya bronzeri getirmiyorum. Daha sonra gene Benefit'ten Rakatur adlı allı Sigma'nın açılı fırçası yardımıyla yanaklarıma uyguluyorum. Aydınlatıcı olarak da The Balm'ın Merilus'unu uyguluyoruz. Bunu elmacık kemiklerim üzerine, burun köprüm üzerine, dudaklarım üzerine uyguluyoruz. Daha sonra küçük uçlu bir fırça yardımıyla göz pınarlarımı ve kaş altlarımı da aynı ürünle aydınlatıyorum. Siyah bir göz kalemiyle üst kirpik diplerimi daha da dolgun göstermeye çalışıyorum ve bol miktarda siyah göz kalemi uyguluyorum. Daha sonra nude tonlarında bir göz kalemini de göz içlerime uyguluyorum. Urban Decay Next Basic 2 paletinde bulunan Andan Antlı rengi açılı bir fırça yardımıyla alıyorum ve gözümün dış köşesine doğru alt kirpikliklerime güzelce uyguluyorum. Ardından bir kalem fırça yardımıyla palette bulunan Streak adlı farı alıp bu Andan renkli farı güzelce karıştırıyorum. Benefit Dior Real Maskara'yı üst ve alt kirpiklerime bol miktarda uyguluyorum ve bir takma kirpik etkisi yaratmaya çalışıyorum. Daha sonra MAC 6 Plus yüzüme bol miktarda sıkıyorum, hatta bir nebze duş alıyorum diyebiliriz ki bu pudralı görünümün ortadan kalkmasını sağlayacak. İşlem kuruduktan sonra Sephora'nın 3 numaralı lip kremini dudaklarıma uyguluyorum. Bu koyu ruj tercih edenlerinizin kullanabileceği bir ruj. İsterseniz siz direkt kırmızı da sürebilirsiniz ama ben pembe takımında kalmayı tercih ettim. Koyu ruj ile makyajımız bu şekilde. Daha sonra daha nude tonlarında kalabilmek için Rimmel London Is The Nope adlı dudak kalemiyle dudaklarımı çerçeveliyorum ve iç kısmı güzelce dolduruyorum. Ama kalem ile çerçevelemiş olduğum dudaklarım üzerine MAC'in Cream Cup adlı rujunu uyguluyorum. Rujun üzerine ise Sephora'nın Lip Gloss Kulesi'ndeki en üstteki şu hafif pembemsi, hatta değil bildiğiniz pembe gibi duran rengi uyguluyorum. Böylece dudaklarımız daha dolgun ve daha ıslak bir görünüme sahip oluyor. Benim bu makyajdaki en sevdiğim ruj seçeneği buydu. Bence daha hoş, daha sade bir görünüm verdi makyaja. Makyajımızın son hali bu şekilde. Videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Orada sizi ufak bir sürpriz bekliyor. Peki, Urban Decay Naked Basic 2 paletini kazanmak için ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle kanalıma abone olmanız gerekiyor. Bu videoyu beğenmeniz ve bana bir yorum bırakmanız gerekiyor. Eğer ola ki bunu herhangi bir sosyal medya hesabınıza paylaşırsanız, arkadaşlarınızı da bu paletten haberdar olmasını isterseniz, hangi hesaptan paylaştığınızı da bana isim olarak bırakmayı unutmayın. Şimdiden hepinize iyi şanslar, güzellikler. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar güzel kalın ve içinizdeki tane çeşimi artmayı unutmayın. Hoşçakalın.